Herkese merhabalar. Malazgirt Savaşı adlı Rika metnimizin devamını getiriyorum arkadaşlar. Uzun bir metin bu. Şimdi bir önceki metni, aynı metnin bir önceki sayfasında son satırda bin diye bitirmiştik. Sayının devamı burada olduğu için bunu söylüyorum. Şimdi dilerseniz devam edelim. Y sesimiz var. Başa geldiği için Y olarak okunacak. T sesim var. Mim ve şın harfim var. Bu bir rakam arkadaşlar. Nasıl okurum bunu? Yetmiş, değil mi? Yanında B ve rar var. Bir. Bin vardı. 1071 diye tamamlamış olduk. Y, lam, nun, dal ve H sesim var. Yılında, 1071 yılında B, Y, Vav ve Kef sesim var. Büyük B ve Rar var. Bir. Büyük bir. Elif, Vav. Rar, Dal, Vav harfim var. Ordu arkadaşlar. Büyük bir ordu. Kaf, Vav. Kaf sesi kalın sesli. Vav harfi de okutucu olduğu için okutucu harflerden kalın sesli olan harflerden biri gelecek. Yani O ya da U harfi gelecek. Rar, dal ve Y sesim var. Kurdu. Büyük bir ordu. Kurdu. V. Vav harfi tek başına yazılıyorsa V bağlacıdır. Elif harfi üzerindeki işareti gördük. A harfi olduğunu biliyorum. Nun harfi Elif ile birleşmiş Na olarak okunacağını biliyorum. D harfim, Vav harfim, Lam ve Y sesim var burada da. Anadolu arkadaşlar. Anadolu kelimesi metinlerde sık karşılaşacağınız kelimelerden bir tanesi. O yüzden yazılışına dikkat etmenizi öneririm arkadaşlar. Rakamlar da yine tarihi metinlerde oldukça sık gelir karşımıza. Anadolu dedik, devam edelim. Elif, Y sesi, Ç sesim var. Bakın burada şuradaki çukur. Ç sesim, Lam'la birleşmiş. Rar sesim, Y sesim, Nun ve H sesim var. İçlerine. Elif sesi biliyorsunuz Y sesi yan yana geliyorsa İ harfiyle başlıyorum arkadaşlar. İçlerine diye ne yaptım? Çevirdim burayı. Y sesim, Vav sesim, Rar sesim, Vav sesim, Dal ve Y sesim var. Yürüdü. Anadolu içlerine yürüdü diye cümlemizi tamamladık. B ve Vav harfini görüyoruz. Bu demek zaten. Elif harfi, Rar harfi, Elif harfi, Dal ve H harfi. Zaten burası ara değil mi? Elif harfinin üzerine bu işareti gördüğümde A'yı koyuyordum. Ortaya gelmiş bir Elif harfi A sesini veriyordu. Bu da zaten D, Da ekimiz. Arada. Bu arada diye ne yaptık? Çevirdik burayı. Sın, mavrar, ye, he. Y ve Y harfimizin birleşimi arkadaşlar. Suriyeli. Suriye'yi, pardon. Suriye'yi. İki Y vardı. Kaf, vav, şın. Elif ile birleşmiş şa olacak. T harfim, mim ve şın harfim var. Kuşatmış. Pardon, mim harfinde vardı. Kuşatmış diye çevirdim burayı. Elif, vav, lam, elif, la. Ve nun harfim var. Olan arkadaşlar. Olan, kuşatmış olan. Elif harfim işareti gördüm. A'yı koydum. Lam ve P sesim var. Alp, değil mi? Alp. Elif harfim, rar harfim, sın, lam elif yani la ve nun harfim var. Arslan, Alp Arslan. Elif harfim A burası. Lam harfim, dal, ye, gayn ve ye sesim var. Nasıl okuyacağım burayı? Aldı. Aldı. Bu değil mi? B ve vav var. Bu. Haber değil mi?
H harfim, B ve R harfim var. Haber arkadaşlar. Elif, vav, zel. Rar, ye, nun ve he sesim var. Üzerine. Haber üzerine. Sın, rar, ayn. T, lam ve he harfim var. Süratle. Gef, rar ve ye sesim var. Geri. Süratle geri. Dal, vav, nun, dal ve ye sesim var. Döndü arkadaşlar. Döndü. B, Y, Zel, Elif, Nun ve Sın harfim var. Bizans arkadaşlar. Bizans. Elif, Vav, Rar, Dal, Val, Sın, Nun ve Nef harfim var. Ordusuna. Değil mi? Bizans ordusuna. Ordusunun, pardon, Bizans ordusunun. D harfim, vav harfim, rar, vav, mim, nun ve ye sesim var. Mim, nun ve ye sesim var. Durumunu arkadaşlar, durumunu. Elif, vav, gef, rar, nun, mim ve kef sesim var. Öğrenmek. Öğrenmek. Durumunu öğrenmek. Elif, Y, Ç, Vav ve Nun harfim var. Bakın Ç şurada arkadaşlar. Bir oyuk şeklinde. Lütfen buna dikkat edelim. Kelimenin içerisinde Ç sesi şu şekilde geliyor arkadaşlar. Bir oyuk var. Rika'da biliyorsunuz normalde şöyle geliyor. Ama burada bir oyuk şeklinde kelimenin ortasındaysa buna dikkat edelim. Vav ve nun dedik. İçun değil mi? Yani için. Öğrenmek için. Gev, vav, nun, dal, rar, dal, ye, gev, mim ve zel var. Gönderdiğimiz, gönderdiğimiz. Elif, vav, nef, c. Bakın noktası da burada, çukur burası arkadaşlar. Dikkat edelim. C ve y sesim. Öncü. Dikkat edelim dediğim şeylere, harflere dikkat edelim. Çünkü arada kaynayabilir bunlar arkadaşlar. Berar. Lam, gef ve ye sesimiz var. Birliği, öncü birliği. B, Y, Zel, Elif, Nun ve Sın var. Bizans arkadaşlar. Bizans. Elif, Y, İ sesiyle başlayacağım. Lam, Rar ve Y var. İleri. İleri. Kaf, Vav, Lam, Lam, rar ve ye var. İleri kolları. Elif, ye, lam ve he var. İle. İle. Ç sesim elif ve birleşmiş ça olacak. Rar. Bakın şurada bir p sesim var. Şurası. Bakın burada da ters tiki var. Üç nokta anlamına gelen. P sesim. Ye. Şın, bakın şın harfi düz çizgisi ve üstte tiki var. Mim harfi bakın burada. H sesim, Y ve H sesim var. Çarpışma ya hatta ya eki de orası. Çarpışmaya. Gef, Y, rar, dal ve Y var. Girdi. Çarpışmaya girdi. Dedik. Bu cümlemizi de bitirdik. Tek başına vav harfi ve arkadaşlar. Kaf, vav, mim, vav, te, elifle birleşmiş ta olacak. Nun harfi var. Komutan değil mi? Komutan. B harfi elifle birleşmiş ba olacak. Bir sın harfim var. Y sesim, lam elif harfim var. La,
Kef, sın ve ye sesim var. Burası arkadaşlar basil lakasi. Basil lakasi. Bu bir kumandan, Bizans kumandanı. Elif, sın, ye ve rar var. Esir arkadaşlar. Esir. Elif harfinin üzerinde işareti gördüm. Lam, dal ve ye var. Aldı. Esir almış. Kef, zel ve elif var. Keza anlamında. Ye, elif ile birleşmiş ya olacak. Rar, dal, ye. Şurada. Altın, ye'nin çizgisi burada. Mim var bakın. Şu arada mim var arkadaşlar. Şurada C var bakın. C sesimiz altta noktası var. Ve Y sesim var. Yardımcı. Yardımcı. Elif, vav, lam, elif, la. Rar ve kaf var olarak. Yardımcı olarak. Gef, vav, nun, dal, rar. Ye, lam ve nun var. Gönderilen. Arkadaşlar yardımcı olarak gönderilen Elif harfi, Y harfi, Kaf harfi, Nun harfi, C ve Y sesimiz var. İkinci arkadaşlar. İkinci. İkinci. B, rar, lam ve kef var ve burada D da ekimiz var. Birlikte. Birlikte. Y harfim, nef harfim, Y harfim, lam ve H sesim var. Burada da rar ve kef sesim var. Yanılarak, yanılarak, ikinci birlikte yanılarak. Kaf, vav, mim, vav. T sesim Elif ile birleşmiş ta olacak. Nun harfim, lam, rar ve y sesim var. Komutanları, komutanları. Y sesim Elif ile birleşmiş. Yanında rar harfim var. Ortaya gelmiş Elif harfim. Lam ve y sesim var arkadaşlar. Yaralı değil mi? Yaralı. Elif, vav, lam, dal, ye, gan ve ye sesim var. Oldu. Oldu. Bakın halde. Ha harfi Elif ile birleşmiş zaten. Ha okunacak. Lam, dal ve he sesim var. Halde diye çevirdik. Gefrar ye, geri. Geri. Ç sesim, kef sesim, y sesim, lam sesim, dal ve y sesim var. Çıkıldı. Geri çıkıldı. Mim, c elif ile birleşmiş. Ca olacak. H sesim, dal, lam ve rar sesim var. Lerler ekimiz arkadaşlar. Çoğul ekimiz. Mücahitler. B ve vav. Bu. Elif, Y, Lam ve Kef var. İlk. B, Elif ile birleşmiş Ba olacak. Şın, Elif ile birleşmiş Şa olacak. Başa çıktı bakın. Rar, Y, Y, Y var burada. Başarıyı. İlk başarıyı. Bu ilk başarıyı. B, Y, Vav ve Kef var. Büyük. Bakın D harfin üzerinde noktası var. Ne oluyordu? Z harfi arkadaşlar. Hani dat diyoruz. Nokta olursa zat yani Z sesimiz. F harfim rar ve H sesim var. Zafere, büyük zafere. Gef, vav, zel ve lam var. Güzel, değil mi? Güzel. Berar bir. B Elif ile birleşmiş ba olacak. Şın var. Lam Elif var. Başa çık bakın.
Başla diye çıktı burası bakın. Başla. Çünkü lam elif var. La ekini koyacağız. Başla. Nun, gayn, ye ve ç sesim var. Başlangıç arkadaşlar. Başlangıç. Güzel bir başlangıç. Sat elifle birleşmiş sa olmuş. Ye, rar. Ye, lam ve rar. Lamlara da dikkat. Rika'da lamlara dikkat arkadaşlar. Yine hani ayırmakta zorlanabilirsiniz. O yüzden söylüyorum. Bunları kendiniz de yapmaya çalışırsanız, mesela yapamadığınızda ne yapabilirsiniz? Tekrar videoyu izleyerek kaçırdığınız noktaları takip edebilirsiniz. Zaten böyle bir iki tane videoyu çalışsanız emin olun büyük ölçüde bir başarı sağlarsınız arkadaşlar. Saydılar, değil mi? Saydılar. Güzel bir başlangıç. Saydılar dedik. Elif, sın harfi elifle birleşmiş. Sağ olmuş. Sın harfi elifle birleşmiş. Sağ olmayacak. Niye? Bakın burada çift çizgi var arkadaşlar. Bu işareti daha önce söylemiştim. Üste olduğu için de elif harfimizin ince şey, evet ince ünlü bir harfimizin olduğunu gösteriyor. Esasi arkadaşlar, esasi. Yani esasen deriz ya biz. Öyle bir şey. Elif ye, kef ye. Bu bir rakam. 2 arkadaşlar. 2. Elif vav rar dal vav. Ordu. Ordu. Elif harfimiz üzerinde işareti gördük. A harfini koyuyoruz. Rar harfim ortaya gelmiş elif harfi. A harfini yine koyuyorum. Sın harfi şurası. Nun, dal he, kef ve ye sesim var. Arasındaki. İki ordu arasındaki. F harfim bakın. Kaf harfime benziyor değil mi? Ama burada tek noktası var. Ben buradan F harfi olduğunu anlıyorum. F, rar ve kafım var. Fark. İki ordu arasındaki fark. Ç sesim. Bakın Ç sesinin başlangıçtaki hali. Ama ortaya geldiklerinde bu şekilde bir çukur oluşturuyorlardı değil mi? Vav ve kaf var. Çok arkadaşlar. Çok. Dal nun gef he sın zel de ye den ge sizdi dengesizdi. Evet, iki ordu arasındaki fark çok dengesizdi demiş. B, ayn ve şın harfim var. Baş. Kaf elifle birleşmiş ka olacak. Y sesim, nun sesim. Nun sesi elifle birleşmiş na olarak okunacak. Bakın kayna. Kayna kelimesini bulduk burada. Kaf sesim lam rar. C ve H sesim var. C, ca iki arkadaşlar. Kaynaklarca. Baş kaynaklarca. Dal, vav, rar, te. Bu bir arkadaşlar rakam. 4 rakamının yazılışı. 4 bu da rakam. Y, vav, zel. 100 değil mi? 4, 100. H sesim, T sesim ve Y sesim var. Hatta demek. Aslında burada iki tane şey kullansa şu işareti biliyoruz değil mi? W gibi. M harfinin, bizim küçük M harfinin ters yazılışı. Bu o zaman bulunduğu harfin iki defa okunmasını sağlar. Mesela burada T harfinin üzerine konulmuş olsaydı daha kolay çevrilebilirdi. Ama dediğim gibi yani Osmanlı Türkçesi metinlerinde bunları göremeyebiliriz arkadaşlar.
her defasında. Hatta dedik Elif harfi lam, T ve Y var. Bu da rakam 6 arkadaşlar. Hatta 6 Y vavzel. Bakın burada da çevirmiştik. 100. Hatta 600. B, Y, N. Ne olur? 1000 arkadaşlar. 600 bin. Elif vav, lam, elif, la. Rar ve kaf var olarak. Değil mi? Olarak. B, Y, lam, he. Bile. Bile. Dedik. B, Y, lam. Dal, Y, rar. Y, lam, nun. Yani bil, di, ri, len. 400 binmiş. 400 binmiş. Hatta 600 bin olarak demiş. Bile bildirilen dedik. B, Y, Zel, Elif, Nun ve Sın harfim var. Neydi bu? Bizans'ın yazılışıydı arkadaşlar. Bizans. Elif vavrar. Dal vavsın ye. Bu elif vavrar, dal vav. Tarih metinlerinde çok göreceğiniz yine bir ayrı kelime. Ordu demek arkadaşlar. Burada da ordusu diyoruz. Bizans ordusu. H sesim, rar sesim. H sesim Elif'le birleşmiş ha olacak. Lam, dal ve H sesim var. Herhalde. Biliyorsunuz H sesi okutucudur. A ve E sesini verir. Ancak başa geldiklerinde kendileri olarak okunurlar. Buna dikkat ediyoruz. Herhalde Y, vav, zel, 100 arkadaşlar. 100. B, Y, nef, dal, nun. Bin, değil mi? Binden, 100 binden. F, zat harfimiz, lam ve h sesim var. Bakın şu nun harfi gibi zannedebilirsiniz. Hayır arkadaşlar, nun değil. Şu biliyorsunuz sat harfiydi. Değil mi? Mesela şu sat harfinin buradaki gibi Elif'le birleştiğini düşünelim. Ya da lamla şöyle. Ama bunun üzerine bir nokta koyarsa zat olur arkadaşlar. Yani artık Z sesiyle söyleyeceksiniz demek bu da. Fazla. Buradaki kelimenin anlamı fazla. Yani şuradaki çıkrığını zannetmeyin diye söylüyorum. Bu tamamıyla bakın buradaki yani sat harfinin yazılış şeklinden dolayı söylüyorum arkadaşlar. Şöyledir sat harfi. Bir bakın tabii tekrardan. Fazla dedik. Elif, Y, İ'yi koydum. Kef ve Nun var iken. Fazla iken. Elif, Sın, Lam, Elif, La. Sondaki demeyeyim. İslam arkadaşlar. İslam. Elif vav, rar, dal, vav, sın, ye. Ordusu. İslam ordusu. Dedik. B Elif'le birleşmiş ba olacak. Lam Elif'imiz var. La olacak. T sesim. T sesim. F sesim. Elif'le birleşmiş fa ve kaf sesim var. Arkadaşlar burası bala ittifak. Yani şu demek, yüksek ihtimalle demek. Bala ittifak. Bala ittifak, yüksek ihtimal anlamında kullanılan bir Osmanlı Türkçesi kelimesi. Burada da bir rakam var. Yani yüksek ihtimalle diyor. İslam ordusu diyor. Tahmin etmiş. Nedir o tahmini? Mesela burada bir yuvarlak var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu yuvarlak Osmanlıca'da 5 demek. Osmanlıca'da 5 demek.
Peki bu düz çizgi Elif harfine benzeyen hangisi? O da 1 demek arkadaşlar. Yani düz okuduğumuzda 15 rakamı çıkıyor. 15 rakamı çıkıyor. Ya da diyor, bakın nokta var, gördük mü? Nokta sıfır demek arkadaşlar. Osmanlıca'da nokta sıfıra denk geliyor. Yanındaki bu ters 7 rakamına benzeyense 2'yi verir bize arkadaşlar. 2'yi. 15, 20, B, Y, Nef var. 1000 arkadaşlar. 15, 20, 1000. Kaf, dal, rar. Dal, ye. Kadardı demiş. Evet, İslam ordusu da 15, 20 bin kadardı demiş arkadaşlar. Evet, metnimizi tamamladık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum herkese. İyi günler.